düştü galiba, bir İmam Hatip Lisesi öğrencisinin çok çirkin bir hareketi var Atatürk resmine karşı. Tabii ortalık yıkıldı. Şimdi ben bu konuyu değiştireceğim ama o çocuğa niye kızıyoruz? Niye kızıyoruz o çocuğa? Bugün acayip ya, liseli bir çocuk bu. Aklı bir karış havada. Ona niye kızıyoruz? Asıl ona bu hareketi bu kadar rahat yaptıracak ne olmuş? Bunu konuşabiliyoruz mu? Yok. Kim konuşacak? Bunu en işte CHP konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni cumartesi, pazar gördük değil mi? Cumartesiydi. Değil mi? Kafa göz gitti. Şimdi bak, ben dün sosyal medyada yazdım. İl başkanı oldu Şenel Aslanoğlu. Hayırlı olsun. Onun da gençliğini, çocukluğunu bilirim. Bak, hayırlı uğurlu olsun. Ben bir siyasi partinin iradesini tartışacak değilim. Ancak bu siyasi parti benim dünya liderim Mustafa Kemal Atatürk olursa, o zaman orada "Öst bre, sen hangi dağ nefessin?" diye sorarım. Şimdi ben son mühür koma bir yazı hazırlıyorum. Vallahi peşinen söyleyeyim, kızanlar dondurma yesin, bozulanlar sanayiye gitsin. Sanayiye gidin, servisler çok daha pahalı çünkü. Sanayide ustalar onu hallediyorlar. Daha yedek parçaları var mı bilmiyorum. Bazı yaş modellerin, ben mesela 68'liyim, benim pek yedek parçam yok. Belki Cengiz'in vardır. İşte Tunç'un bile yoktur yani. Tunç'un bile yedek parçası yoktur. Bak, bizim stajyerler var burada. Onların yedek parçaları yapılıyor. Yani o işte Elon Musk onun için geldi. Tayyip Bey diyecek, ya Elon kardeşim ya şundan 4 tane böbrek yap, bundan şöyle yapay zeka filan. Ha? Güzel güzel. Bak, ben size bir şey söyleyeyim. Bunu pandemi döneminde şahsi yayınlarımda da söylemiştim. Ben onu Elon Musk'tır, yok vardı bir tane ısırılmış elmanın sahibi Yakup. Ha. O da ya, bırakın bunları. Bak, gelin beni dinleyin bu akşam. Böyle MasterChef'ten işte bilmem neden uzak durun. Açın şeyi izleyin, 2012. Bence Hollywood'un son yıllarda yaptığı en uyarıcı film o. Yani açıkça biz fakirlere diyor ki, la istediğiniz kadar konuşun lan. Biz dünyayı yiyeceğiz, sömüreceğiz, tarihi eserleri de çalacağız, yapacağız bir tane gemiyi, siz kalacaksınız burada, ister suyun altında ister fayın dibinde. Öyle diyorlar. Bak, gidecek bunlar, gidecek. Dünyayı böyle bırakacaklar bize. Gidecekler yani. Ondan sonra bekleriz. Adem baba neredesin? Adem baba elma yiyor. İşte elmayı ısırmış. Ondan da Yakup çıkmış. Vallahi kusura bakmayın. Da ne olacak CHP senin bu halin? Ne olacak? Ne görüntülerdi onlar? Allah'ım nasıl bir gündü? Allah'tan bak, ben dua ediyorum. Allah'tan o salonu organize edenler aşka gelip 6 tane okun maketini falan yapmadılar. Yani onlarla birbirlerine saldırırlardı. Kılıç. Laiklik cumhuriyetçiliğe karşı. Şık 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 şık. Ben sadece bir şey sorayım. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. 2 nokta üst üste. Sorularım şunlar. Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel serüveninden, yani bugüne damıtabildiğiniz, şimdi damıtmak nedir onu da anlatmak lazım bunlara. Yani anladığınız nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hemen belgelerle konuşuyorum. Ben belgelerle konuşuyorum. Şu 6 oku ne anlama gelmektedir? Bu 6 okunun en az 3 ya da 4 tanesi sizin hayatınıza batmış mıdır?
ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumartesi günü bütün efkari umumiye yayılan görüntülerinden utanan bir genel merkez idarecisi, bir İzmir idarecisi, bak sebep olanları demiyorum, onlar uzaylılar. Tabii onlar uzaylı, kimse istemiyor. Adam, bizim gençlerimiz kurtardı. Abi kurtaran biri yok. Bak manzara şu. Herkes oturuyor. Başkanlar, vekiller, seçkinler, şunlar bunlar önde. Bak bir şey yok. Herkes birbirine sarılıyor, öpüşüyor. Sonra ne oluyorsa o koltuklar uçuşuyor. Şimdi bana bunu siyasi, iktisadi, içtimai, dini açıdan açıklasın birini.